Kahramanmaraş'ta yaşayan Düzişliler bir araya geldi. Kahramanmaraş Final Eğitim Kurumları Organizesi'nde Kahramanmaraş'ta yaşayan Düzişli vatandaşlar yemekte Final Eğitim Kurumları lokalinde bir araya getirdi. Organizede yerel sanatçılar Aşık Dursun Yeşiloğlu, Aşık Ali Demirci, Aşık Yahya Güz ve Aşık Enver Ova'nın türküleri geceye renk kattı. Cemalin güle benzer, bir gülü ver gülü ver. Sen bakma var mezer, yar gülü ver gülü ver. Can gülü ver gülü ver. Yandım ateşime oy, ben kaç senedir. Daha sonra davulun eşliğinde halaylar çekildi ve oyunlar oynandı. Gecede plaket takdimi de gerçekleştirildi. Final dershanelerine İbrahim Gülsu hocama bize böyle ortamlara hazırladığı için çok teşekkür ediyoruz. Kendisi zaten Düzişli. Kendisi Andırımlı, kendisi Elazığlı. Yani tüm topluluklara kalbini açıyor. Ben çok teşekkür ediyorum ve emeklerinden dolayı kendisine Allah razı olsun diyorum. Ben öncelikle Adnan Bey'e çok teşekkür ediyorum. İbrahim Gülsu hocama çok teşekkür ediyorum. Ve bizi her zaman burada yalnız bırakmayan Muhammed hocama, Devlet hocama ve Celil hocam nerede? Göremedim. Onlara çok teşekkür ediyorum. Her dönem bizleri burada yalnız bırakmıyorlar. Onlar bizleri bu ara bir araya getiriyorlar. Onun için emeklerinden dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Belki zaman zaman yolda görüyorsunuz ama şimdi ben ekrana çıktığım için beni herkes tanıyor. Ama ben senede bir kez görüyorum sizleri ya da iki kez görüyorum ya da iki sefer konuşuyoruz. Ama ondan sonra unutuyorum. Yani günde belki 100 kişiyle karşılaşıyorum. Ne olur gördüğünüz zaman siz bana sahip çıkın. Demeyin ki ya burnu havada ben öyle biri değilim. Ben suya girer, çamura yatar, dağa bayıra giden bir adamım. Yani sosyal birisiyim. Sakın öyle değerlendirmeyin. Ben tanıyamıyorum çünkü. Siz bana sahip çıkarsanız yolda, yolakta gördüğünüzde ben de size sahip çıkarım. Ben çok teşekkür ediyorum. Yine birlikteyiz, beraberiz. Düzişlilerin bir araya gelmesini sağlayan Final Eğitim Kurumları Koordinatörü Adnan Menderes Yeşil, Aksu Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Ben 1987 yılında Kahramanmaraş'ta dershanecilik hayatına başlamıştım. Tabii ilk iş hayatım da burada Maraş'ta başlamış oldu. Dolayısıyla Maraş benim için ilk göz ağrım olan yerdi. 1997 yılında da Kahramanmaraş'a final eğitim kurumlarını açtık. O tarihten bu yana da Kahramanmaraş'taki halkımıza, öğrencilerimize, Türk Milli Eğitimine hizmet veriyoruz. Kahramanmaraş'ın Haruniye Düzişi, yani Osmaniye'nin ilçesi olarak geçen düz içindeki insanlar için apayrı bir yeri vardır. Coğrafya itibariyle birbirine yakın olması, iklim şartları itibariyle bizim oraya göre daha elverişli olması, yayla iklimini barındırması, özellikle devlette çalışan öğretmenler, ayrıca diğer personeller açısından da cazibe merkezi olmuştur. Ve bu sebeptendir ki düz içili insanların birçoğu Kahramanmaraş'ta görev almayı öncelikle tercih olarak kullanmıştır. Ve bu aynı zamanda da düz içindeki kültürün Kahramanmaraş'a aktarılması anlamına gelmektedir. Biz de final eğitim kurumları olarak özellikle burada çalışan arkadaşlarımızı, hemşerilerimizi bir araya getirerek onlarla birlikte bir vakit geçirmek, birbirleriyle dayanışmayı sağlayabilmek için öyle bir etkinliği başlatmıştık. Maalesef pandemiyle beraber bu etkinliğimize ara vermek zorunda kaldık. Fakat daha sonraki süreçte yine bunu değerlendirmek için tekrar harekete geçtik. Özellikle
burada bulunan hemşerilerimin de isteği sonucu bizim kurumumuzun sponsorluğunda bu etkinliği gerçekleştirmekten büyük onur duyduk. Katılımın da bu şekilde yüksek olması ayrı sevindirici bir durumdu. Bu da hemşerilerimizin birbirlerine karşı olan hasretini, muhabbetini daha da arttığını görüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine bu etkinliğimiz devam edecek. Biz bu konuda her zaman final eğitim kurumları olarak Düzce'li hemşerilerimize kurumumuz açıktır. Onları ağırlamaktan onur duyarız.